Ankara'ya yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken ilk adreslerden birisi Anıtkabir'dir. Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından onun anısını yaşatacak, ona yaraşır bir anıt mezar yapılma fikri doğdu. Anıtkabir'i ziyaret etmeden önce hakkında hiç bilinmeyen özelliklerini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Anıtkabir Resattepe'ye inşa edildi ve burayı ilk olarak öneren Aydın Milletvekili Mithat Aydın'dı. Burayı önermesinin en önemli sebeplerinden biri Atatürk'ün Ankara'da yaşadığı yıllarda bir gün bu tepeyi gezmeye gelmesi ve yanındakilere "Burası ne kadar güzel bir anıt yeridir" şeklinde bir cümle kurmasıdır. Bölgede yapılan çalışmalarda öncelikle M.Ö. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kurmuş filiklere ait mezarlık arkeolojik kazılarla çıkarılıp, çıkan eserler ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne kaldırıldı. Hükümetin 13 Kasım tarihli açıklamasında Atatürk için bir anıt mezar yapılıncaya kadar naaşının Ankara Etnografya Müzesi'nde kalacağının kararlaştırıldığı bildirildi. Anıtkabir projesinin belirlenmesi için açılan yarışmaya Türkiye'den 25, Almanya'dan 11, İtalya'dan 9, Avusturya, Çekoslovakya, Fransa ve İsviçre'den birer tane olmak üzere toplam 49 mimari proje katıldı. 25 numaralı projeleriyle Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda yarışmayı kazanan isimler oldu. Projenin de belirlenmesini takiben 9 Ekim 1944'te görkemli bir temel atma töreniyle başlayan Anıtkabir inşaatı 4 aşamayla 9 yıllık bir sürede tamamlandı. Toprak seviyesiyle Aslanlı Yol'un istinat duvarının inşasını kapsayan ilk kısım inşaat 9 Ekim 1944'teki temel atmayla başlamış, 1945'te ise tamamlanmıştır. İkinci kısım inşaat 29 Eylül 1945'te başladı, 8 Ağustos 1950'de tamamlanarak mozoli ve tören meydanını çevreleyen yardımcı binalar inşa edildi. 1947 yılının sonuna dek mozolinin temel kazısıyla izolasyonu tamamlandı. Çöküntülere engel olacak biçimde 11 metre yüksekliğe sahip betonarme temel sisteminin demir montajı final aşamasına getirildi. Bu 5 yıllık periyotta aynı zamanda giriş kuleleri, yol düzeninin önemli bir bölümü, fidanlık tesisi, ağaçlandırma çalışmaları, arazinin sulama sisteminin büyük bir bölümü bitirildi. Üçüncü kısım inşaat, 1950 yılında anıta çıkan yollar, Anıtkabir Aslanlı Yol, Tören Meydanı, mozole üst döşemesinin taç kaplaması, lahit taşının yerine konulması, merdiven basamaklarının yapılması ve tesisat işlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 20 Kasım 1953 yılında başlayan dördüncü ve son kısım inşaatında, Şeref Holü döşemesi, Şeref Holü çevresi taş profilleri ve saçak süslemeleriyle tonozlar alt döşemeleri 1 Eylül 1953'te tamamlandı. Anıtkabir'in yapımı için seçilen Resattepe'nin yükseltisi 907 metredir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin olduğu nokta ise 905 metredir. Bu iki sayı bizi Atatürk'ün sonsuzluğa gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçeyi hatırlatmaktadır. Anıtkabir'in bulunduğu alana giriş için öncelikle yüksekliği 4 metre olan ve 26 adet basamağı bulunan bir merdiveni aşmanız gerekmektedir. Bu merdiven 14 ve 12 basamak şeklinde bir sahanlıkla iki kısma bölünmüştür. İlk girişte sizi karşılayan basamakların 26 tane olması sembolik olarak 26 Ağustos'taki büyük taarruza ithafen yapılmıştır. 26 adet merdiveni aştıktan sonraki 5 basamak ise Türk ordusu tarafından Yunan ordusunun bozguna uğratıldığı tarih olan 26 Ağustos'tan sonraki 5 günü simgeler. Bu iki ayrıntıdan sonra merdivenlerin yüksekliği olan 4 metre ile basamakların sayısı olan 26'yı çarptığımızda 104 sayısı karşımıza çıkar. Elde ettiğimiz 104 sayısı ise Maya takviminde sıkça yer alan bir sayı olup karşılığı tam olarak bir asır demektir. Maya uygarlığını garipseyebilirsiniz. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün Mayalara özel olarak ilgi duyduğu ve bu medeniyete önem verdiği yaygın olarak bilinmektedir. Bu yüzden de Anıtkabir'in yapımında Maya medeniyetinin geliştirdiği uzay ve takvimle ilişkili olan 29,5, 52, 63, 72, 104, 144, 3744 ve 1.366.560 gibi daha birçok sayıya rastlamak mümkündür. Merdivenlerin bittiği noktada heykeltıraş Hüseyin Özkan tarafından yapılmış, solda erkek, sağda kadın heykeller vardır. Anıtkabir'in girişi olan ve Aslanlı Yol olarak adlandırılan bu koridor 262 metredir. Aslanlı Yol'un sağında ve solunda karşılıklı olarak Türk heykeltıraşların ellerinde hayat bulan 24 adet aslan heykeli mevcuttur.
Aslanların 24 tane olmasındaki sebep 24 oğuz boyunu temsil etmesinden dolayıdır. Aslanların sıralandığı bu yürüyüş yolunda bulunan taşlar asimetrik olarak döşenmiştir. Asimetrik olan bu taşların döşeme aralıkları 5 cm'dir. Aslanlı yolun bitiminde tören meydanı olarak adlandırılan alana varılmaktadır. Tören meydanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara Kalesi'nin kesiştiği noktada konumlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısının mozoleye uzaklığı 1920 metredir. Bu uzaklık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 1920'ye işaret etmektedir. Bu noktaları düşününce mozolenin konumu mükemmel bir ayrıntıyla bizlere göstermektedir. Mozolenin büyük sütunlarının her biri 19.44 metre yüksekliğe sahiptir. Bu da Anıtkabir'in temelinin atıldığı yıl olan 1944 yılını bizlere hatırlatmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün boy uzunluğu 173 cm'dir. Onun boyunun uzunluğu olan 173 ile mozole sütunlarının yüksekliği olan 1944'ü çarptığımızda 33.6 sayısı karşımıza çıkar. Bu sayı da Anıtkabir'deki 33 metrelik bayrak direğinin yüksekliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Tören meydanından sütunlu mozoleye toplam 42 adet basamaklı merdivene tırmanarak ulaşılmaktadır. 42 basamak bize Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiğindeki yaşı olan 42 sayısını göstermektedir. Anıtkabir'in dış cephe duvarlarında Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve 10. yıl nutku yer alır. Bu yazıların duvarlardaki yerleri onların oraya konulurken Orhun yazıtlarından esinlenildiğini göstermektedir. Dış cepheden iç cepheye geçtiğimizde ise şeref salonu olarak adlandırılan alana ulaşılmaktadır. Bu alanın zemin döşemelerinde, tavan alanında ve iç kolon süslemelerinde yay, ok, yaba, koçbaşı, koç boynuzu, bereket ve kurt ağzı motifleri göze çarpar. Bu motifler de Hun ve Göktürk kurganlarındaki motiflerin birebir aynısıdır. Mozolenin uzun kenarı 72 metre ve kısa kenarı 52 metre uzunluğa sahip olup 3744 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Maya takviminde 365 gün vardır. 365 ile 3744 sayısını çarptığımız zaman 1.366.560 sayısı karşımıza çıkar. Bu sayı bizi Maya takvimine göre Güneş'in kendi etrafında 3744 yılda ya da 1.366.560 günde dönmesini tamamladığı sayılara götürür. Şeref salonunun ölçülerine bakıldığında bir kenarı 32 metre, diğer kenarı ise 60 metre uzunluğunda olup toplamda 1920 metrekare alanı kaplamaktadır. Bu sayı da yine bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yılı olan 1920'ye götürmektedir. Anıtkabir'in projelendirilip inşa edilmeye başlandığı ve hemen hemen inşasının bitirildiği 1940-1950 yılları Türk mimarlığı için ikinci ulusal mimarlık dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemin eserlerine baktığımız zaman anıtsal yönleri ağır basan, kesme taş malzemelerinin kullanıldığı, simetrik açıdan önem taşıyan yapılar olduklarını görebiliriz. Anıtkabir de bu dönemin özelliklerini tamamen taşımakla birlikte Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini de yansıtmaktadır. Dış cephelerde bilhassa duvarların çatı ve birleştiği yerlerde kuleleri dört tarafından saran Selçuklu taş işçiliğinin testere dişi olarak adlandırdığı bordürler bulunmaktadır. Mehmetçik Kulesi ve Müze Müdürlüğü'nde kullanılan çarkı felek ve rozet isimli taş süslemeler Osmanlı ve Selçuklu sanatından izler taşımaktadır. İlgili özellikleri itibarıyla döneminin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen Anıtkabir, 750 bin metrekarelik bir alanda bulunmaktadır. Barış Parkı ve Anıt Bloğu olarak iki kısma ayrılan Anıtkabir'in bölümlerine gelin yakından bakalım. Atatürk'ün yurtta sülh, cihanda sülh sözü temel alınarak tasarlanan Barış Parkı, bu anlayışı temsil edecek şekilde yabancı ülkeler ve ülkemizin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Mısır, Norveç, Portekiz, Yugoslavya ve Yunanistan'dan getirilen ağaç ve fidanlar da dahil 104 farklı türde yaklaşık 49 bine yakın süs ağacı ve süs bitkileri yer almaktadır. Anıt bloğu esasında bir bölüm değil, farklı bölümleri kapsayan genel bir yere işaret etmektedir. Anıtkabir tasarım icabı olarak Barış Parkı ve Anıt bloğu olarak iki kısımdan oluşturulmuştur. Anıt bloğu ise kendi içinde 3 bölüm taşımaktadır. Aslanlı yol, tören meydanı ve mozole. Ziyaretçileri Ulu Önder'in huzuruna hazırlamak için yapılmış Aslanlı Yol,
Toplam 262 metre uzunluktadır. Yolun iki yanında oturmuş pozisyondaki 24 aslan heykeli bulunmakta olup, bu tercih pek tabii ki tesadüfü değildir. Atatürk'ün Anadolu ve Türk tarihine verdiği önemden hareketle, Anadolu'da uygarlık kurmuş Hititlerin sanat üslubunu yansıtacak şekilde Hüseyin Özkan tarafından tasarlanmış olan aslanlar, kuvvet ve sükuneti temsil etmektedir. Aslanlı yolun sağ başında yer alan ve iç duvarlarında ayakta durarak iki eliyle kılıç tutan bir genç ile onun yanındaki kaya üzerine konan kartal figürünün işlendiği yapı İstiklal Kulesi'dir. Mitolojide ve Selçuklu sanatında güç, istiklal ve bağımsızlık sembolü olan kartal ve istiklali savunan Türk milletini temsil eden kılıç tutan genç figürleri Zühtü Müritoğlu'nun eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk'ün istiklalle ilgili sözleri yer almaktadır. Kulenin içinde ise Anıtkabir maketiyle Anıtkabir'i tanıtan ışıklı panolar vardır. İstiklal Kulesi'nin önünde duran, ulusal kıyafetler giymiş üç kadından oluşan heykel grubudur. Bu kadınların kenarda yer alan ikisi, yere kadar uzanan geniş bir çelenk taşımaktadır. Başak demetlerinden oluşan bu çelenk, ülkemizin bereketli topraklarını temsil etmektedir. Soldaki kadın ise elini ileriye uzatarak Atatürk'e Tanrı'dan rahmet dilemekte, ortadaki kadın ise ağladığı için eliyle yüzünü kapatmaktadır. Türk kadınlarının Atatürk'ün ölümünün derinden acısını yaşarken daha ağırbaşlı, gururlu ve azimli oluşunu tasvir eden bu yapıt grubu Hüseyin Özkan'ın eseridir. Aslanlı yolun sol başında yer alan ve içindeki kabartmada elinde kağıt tutan melek figürüyle meleğin yanında şaha kalkan bir atın tasvir edildiği yapı Hürriyet Kulesi'dir. Bağımsızlığın kutsallığını simgeleyen ve elindeki kağıtla hürriyet beyannamesini taşıyan melek figürüyle hürriyeti ve bağımsızlığı sembolize eden at figürleri Zühtü Müridoğlu'nun eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk'ün hürriyetle ilgili sözleri yer almaktadır. Kulenin içinde ise Anıtkabir'in inşaat çalışmalarını gösteren fotoğraf sergisiyle inşaatta kullanılan taş örneklerine yer verilmiştir. Hürriyet Kulesi'nin önünde üç erkekten ibaret bir heykel grubu vardır. Sağdaki erkek, miğfer ve kalın kıyafetleriyle Türk askerini temsil etmektedir. Onun yanında yer alan kitap tutan erkek ise aydın Türk gençliğini, onun biraz gerisinde yerel kıyafetli erkek heykeli ise Türk köylüsünü temsil etmektedir. Her üç erkeğin de yüzünde yer alan derin acı ifadesine rağmen Türk milletinin ağırbaşlılığı ve yüksek irade gücü de hissedilmektedir. Heykel grubunun altında Hüseyin Özkan'ın imzası bulunmaktadır. Aslanlı yolun sonunda yer alan 129'a 84.25 metre boyutlarındaki bölüm tören alanıdır. 15 bin kişilik kapasiteye sahip olan meydanın zemini, kırmızı, siyah, sarı ve beyaz renkli traverten taşlardan oluşan 373 kilim ve hala deseniyle bezelidir. Aslanlı yolun bitiminde sağda yer alan dış yüzeyindeki kabartmada cepheye gitmekte olan Mehmetçiğin evden ayrılışının tasvir edildiği yapının ismi Mehmetçik Kulesi'dir. Elini asker oğlunun omzuna atmış, onu vatan için savaşmaya gönderen gururlu ve hüzünlü bir annenin tasvir edildiği kabartma, Zühtü Müritoğlu'nun eseridir. Kulenin duvarında Atatürk'ün Türk kadınları ve Mehmetçik hakkındaki sözlerine yer verilmiştir. Aslanlı yolun bitiminde yer alan bir diğer kule ise Zafer Kulesi'dir. Kule duvarlarına atamızın en önemli üç zaferinin tarihi işlenmiş, bu zaferlerle ilgili özlü sözleri yazılmıştır. Kulenin içinde ise Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan alınıp saray burnunda donanmaya teslim eden top arabası bulunmaktadır. Yine Aslanlı yolun bitiminde yer alan bir diğer kule olan Barış Kulesi'nde yurtta barış, dünyada barış ilkesinin gözlenebileceği bir kabartma bulunmaktadır. Bu kabartmada çiftçilikle meşgul olan köylüler ile onları korumak için kılıcı uzatmış bir asker tasvir edilmektedir. İnsanların Türk ordusunun sunduğu huzur ortamı içinde günlük yaşamlarını idame ettirdiğine dair tasarlanmış bu eser Nusret Suman imzalıdır. Duvarlarında Atatürk'ün barış ile ilgili sözlerinin yer aldığı kulenin içinde Atatürk'ün 1915-1938 yıllarında kullandığı Lincoln marka, tören ve makam otomobilleri sergilenmektedir. Zafer Kulesi ve Barış Kulesi'nin arasında açık sütunlardan oluşan bir galerinin ortasında İsmet İnönü'nün lahidi bulunmaktadır. Mezar odasının ikinci katta yer aldığı alanda sembolik bir lahit açıkta durmaktadır. 25 Aralık 1973 tarihinde vefat eden 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, 28 Aralık 1973'te Bakanlar Kurulu kararı ile Anıtkabir'e defnedilmiştir.
Zafer Kulesi ve Mehmetçik Kulesi arasında yer alan Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi'nde Atatürk, İnkılaplar, Milli Mücadele konulu Türkçe ve yabancı dillerdeki kitaplar yer almaktadır. İhtisas Kütüphanesi ismiyle de anılan bu kütüphane, hafta içi sabah 9 ve akşam 5 saatleri arasında herkese hizmet vermektedir. 23 Nisan Kulesi, iç duvarlarında 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının temsil edildiği bir kabartmaya sahiptir. Ayakta duran kadının bir elinde tuttuğu kağıdın üstünde günün tarihinin yazılı olduğu, diğer elinde ise Yüce Meclis'in açılışını simgeleyen bir anahtarın tutulduğu kabartma Hakkı Atamulu'nun eseridir. Kulenin duvarlarındaysa Atatürk'ün bağımsızlık ve egemenlikle ilgili sözlerine yer verilmiştir. Kulede ise 1936-1938 yıllarında Ulu Önder'in kullandığı Cadillac marka özel otomobili sergilenmektedir. Anıtkabir'in Çankaya istikametindeki 28 basamaklı tören meydanına giriş merdivenlerinin ortasında tek parçalı yüksek direğin üstünde Türk bayrağı dalgalanmaktadır. 33.54 metre yüksekliğe sahip olan bu direk, Avrupa baz alındığında tek parça çelik bayrak direklerinin en yüksek olma özelliğini taşımaktadır. Direğin 4 metresi kaidenin altındadır. Amerika'da yaşamakta olan Türk asıllı Amerikan vatandaşı Nazmi Cemel'in kendi bayrak direği fabrikasında imal ettiği ve 1946 yılında Anıtkabir'e hediye ettiği bu direğin kaidesinde Türk medeniyetini tasvir eden meşale, taarruz gücünü yansıtan kılıç, savunma gücünü ortaya koyan miğfer, zaferi ifade eden meşe dalı ve barışı simgeleyen zeytin dalı bulunmaktadır. Kabartma, Kenan Yontuç imzası taşımaktadır. Anıtkabir Atatürk Müzesi'nin girişinde yer almakta olan kuledir. Bu kulede tek vücut olarak ulusça kenetlenmemizi sembolize eden bir kabartmaya yer verildi. Bir kılıç kabzasının üzerine konulmuş dört elden ibaret olan kabartma Nusret Suman eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk'ün Misak-ı Milliye dair sözleri yer almakta olup, kulenin ortasında Anıtkabir'de icra edilen törenler için heyetlerin imzalamaları gereken özel defterin yer verileceği imza kürsüsü bulunmaktadır. Kulenin duvarlarındaki panolarda ise Anıtkabir'de yapılan önemli törenlere ait fotoğraflar sergilenmektedir. Anıtkabir projesinin kapsamlı gereği Misak-ı Milli ve İnkılap Kulelerinin arasında yer alan bölüm Anıtkabir Atatürk Müzesi olarak şekillendirildi. 21 Haziran 1960'da açılan müzede Atatürk'ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve giysiler sergilenmektedir. Bunların yanı sıra Atatürk'ün madalyaları, nişanları ve manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin ve Sabiha Gökçen'in müzeye bağışladıkları Atatürk'e ait kişisel eşyalar da müzede yer almaktadır. Anıtkabir Atatürk Müzesi'nin devamı olarak tasarlanmış olan İnkılap Kulesi'nde Atatürk'ün kıyafetleri sergilenmektedir. Kulenin iç duvarlarında zayıf, güçsüz bir elin tuttuğu sönmek üzere tasvir edilmiş olan meşaleyle Osmanlı İmparatorluğunu, güçlü bir diğer elin göğe doğru kaldırdığı ışıklar yayan meşale ise Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyini tasarlarken ortaya koyduğu inkılapları simgelemektedir. Kabartma, Nusret Suman imzalıdır. Duvarlarında Atatürk'ün inkılaplarla ilgili sözlerinin yer aldığı kulede, Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Atatürk'ün gerçek boyutlarda mal mumu heykeli de bulunmaktadır. Sanat Galerisi'nin girişi olarak tasarlanmış olan Cumhuriyet Kulesi'nin duvarlarında Atatürk'ün Cumhuriyet hakkında sözü bulunmakla birlikte kulenin içinde de Manastır Askeri İdadesi, Sivas ve Erzurum Kongre binalarıyla 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının maketleri ve dönemin fotoğrafları yer almaktadır. Cumhuriyet Kulesi ile Müdafaa-i Hukuk Kulesi'nin arasında yer alan Sanat Galerisi, Atatürk'ün özel kitaplığını sergilemektedir. Duvarlarında Atatürk'ü ziyaret eden yabancı devlet adamlarının tasvir edildiği yağlı boya tablolar yer almaktadır. Tablolar, ressam Rahmi Pehlivanlı'ya aittir. Atatürk, Milli Mücadele ve Anıtkabir'i konu edinen belgesel filmlerin gösterildiği Sinevizyon bölümü de bu alandadır. Dış yüzeyinde, bir elinde kılıç tutan ve diğer eliyle sınırları geçen düşmana, dur ihtarıyla bulunan bir erkek figürüyle müdafaa-i hukukun temsil edildiği kulenin duvarlarında Atatürk'ün bu konuda söylediği sözler bulunmaktadır. Tasvir, Nusret Suman imzasını taşımaktadır. Kulenin içinde ise Atatürk ve Anıtkabir'le ilgili kitaplar ve hediyelik eşyalar ziyaretçilere sunuldu. Anıtkabir'in en önemli bölümüdür. 42 basamaklı, ortasında hitabet kürsüsünün yer aldığı merdivenlerle çıkılmaktadır. Mermer kürsünün tören meydan cephesinde dairesel geometrik motifler ve Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözü bulunmaktadır.
Sol cephesinde yine Atatürk'ün gençliğe hitabı, sağ cephesinde ise 10. yıl nutku bulunmaktadır. Metinler taş kabartma üzerine altın yaldızlarla işlendi. Kürsü Kenan Yontuç eseridir. Bronz kapılardan girilen Şeref Holu girişinde sağ tarafta Atatürk'ün 29 Ekim 1938 tarihli Türk ordusuna son mesajı, sol taraftaysa İsmet İnönü'nün Atatürk'ün vefatı üzerine 21 Kasım 1938 tarihli Türk milletine taziye mesajı bulunmaktadır. Bu yazıtların bir özelliği ise Atatürk'ün doğumunun 100. yılında 1981 yılında yazılmış olmalarıdır. Girişin karşısında büyük pencerenin bulunduğu nişte Atatürk'ün sembolik lahidi yer almaktadır. Lahit taşı tek parça kırmızı mermerden oluşmakta ve ağırlık olarak 40 tona tekabül etmektedir. Lahit taşının yer aldığı bölüm beyaz afyon mermerleriyle kaplıdır. Şeref Holü'nün zemini Hatay ve Adana'dan, yan duvarları ise Bilecik ve Afyon'dan getirilen siyah, yeşil, kırmızı ve kaplan postu mermerle kaplıdır. Şeref Holü'nün tavanı 27 kirişten oluşmakla birlikte holün yüksekliği 17 metredir. Yan duvarlarındaysa 12 adet bronz meşale bulunmaktadır. Atatürk'ün naaşı, Mozeli'nin zemin katında doğrudan toprağa kazılmış bir mezardadır. Mozeli'nin ilk katı olan Şeref Holü'nde konuşlanmış sembolik lahit taşının tam altına denk gelen mezar odasının tasarımında Anıtkabir'in mimari yaklaşımı birebir yansıtıldı. Selçuklu ve Osmanlı mimari stilinden izler taşıyan mezar odası sekizgen planlıdır. Piramidal külaha sahiptir ve tavanı geometrik motifli mozaiklerle süslüdür. Zemini ve duvarları siyah, kırmızı ve beyaz mermerlerle kaplanmıştır. Mezar odasının ortasında kıble yönünde kırmızı mermerden ibaret sanduka bulunmaktadır. Mermer sandukanın etrafındaysa bütün şehitlerimizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen toprakların konulduğu pirinç vazolar konuldu. Son olarak Atatürk'ün kabrinin yer aldığı mezar odasına Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle girilebilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.